Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı'nda kadın girişimcilerle buluştu ve önemli mesajlar verdi. Türkiye'ye karşı dış kaynaklı içeriden uygulamalı asimetrik saldırı olduğuna dikkat çeken Yıldırım, Fırat Kalkanı'nda amacımız gelen tehditleri önlemek dedi. Ülkemizin bugün karşı karşıya olduğu tehditlerdir. Bu tehditlerin başında ülkemizin birliğinin, beraberliğinin, beka varlığının sağlanmasıdır. Bazen göz ardı ediliyor. Türkiye hakikaten büyük bir savaşın veriyor. İçeriden değil, dış kaynaklı ama içeride uygulaması yapılan maalesef bir asimetrik saldırıyla karşı karşıyayız. Bizim Suriye'nin kendi topraklarımızı ekip biçsek, mamur etsek bize yeter. Bizim toprak, Suriye'nin toprağıyla ne işimiz var? Bizim orada bulunma sebebimiz vatandaşımızın, güney sınırlarımızda yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak, oradan gelen tehditleri de gelmeden önlemek. PKK'nın ağır darbe yediğinde dikkat çeken Yıldırım, yılda 1500 kişi terör örgütüne katılıyordu. Geçtiğimiz 2 ayda sadece 3 kişi dağa çıktı, insanlarımız yüzünü devlete döndü dedi. Genç insanımız var. Bu bizim en büyük gücümüz, en büyük mukayeseli üstünlüğümüz. Gelişmiş ülkelere karşı elimizdeki en büyük imkan, bu çocukların dağlarda, orada, burada yok olmasına ya duyarsız kalacağız ya da daha güzel bir ülke için onları en iyi şekilde hazırlayacağız. Bakın, geçen sene dağa çıkışlar ortalama yılda terör örgütlerine katılma 1500 kişiydi. Şimdi geçtiğimiz 2 ayda sadece 3 kişi daha çıktı. Oradaki insanlarımız artık yüzünü devlete döndüler. Ama bir soru soruyorlar. Devlet tekrar bizi bu alçakların eline bırakacak mı, bırakmayacak mı? Asla bir daha o kötü tecrübeyi yaşamayacağız.